Herkese merhaba arkadaşlar. Açık havaya geldik. Güzel bir ortamdayız. Dedim havalar güzel. Biraz da dışarı çıkalım. Masa başı çekimlerden uzaklaşayım dedim. Biliyorsunuz ben daha önce Realme C55 cep telefonunun incelemesini sizler için YouTube kanalımda paylaşmıştım. Fakat o videoya çok fazla yorum geldi. Özellikle kamerasını merak edenler çok fazla vardı. Ben de bir video çekeyim ve kameranın özelliklerinden ayrıca bahsedeyim dedim. Tabii ki o videoyu izlemeyenler için bu videonun başında birazcık da bu telefonun teknik özelliklerinden bahsedeceğim. Fonksiyonlarını anlatacağım ve öne çıkan özelliklerinden bahsedeceğim. Sonra da kamera detaylarına geçeceğiz. O zaman şimdi gelin bakalım Realme C55 bizlere neler sunuyor? Önce bunlara bir bakalım. Şimdi arkadaşlar Realme C55 64 megapiksellik kamerası ve 256 GB depolama alanıyla önemli telefonlardan bir tanesiydi. Realme'nin bu segmentteki en iyi kamera özelliklerini üzerinde barındırıyor. 256 GB olması ilginç. Şöyle ilginç arkadaşlar. Kendi kategorisinde en yüksek depolama alanı 256 GB ve bu bence çok güzel bir seçenek. Çünkü bu depolama alanına binlerce fotoğraf kayıt edebiliyorsunuz. Aynı zamanda saatler süren de video kaydı da yine bu depolama alanında yapabiliyorsunuz arkadaşlar. MediaTek Helio G88 işlemci kullanıyor ki bu da telefonun performansının artmasında ve yüksek olmasında önemli etkenlerden bir tanesi. 5000 mAh'lik de pilimiz var. Bu da 2 güne kadar bir pil ömrü sunuyor. Ben az önce söylediğim gibi inceleme videosu yapmıştım. Detayları merak edenler o videoya da bakabilir. Telefonda 8 GB RAM var arkadaşlar ve Sun Shower dediğimiz bir tasarıma sahip. Bu tasarımda arkadaşlar Realme C55 doğadan ilham almış 7.89 mm'lik ultra ince yapısı ve 17.07 cm'lik ki 6.72 inçlik 90 Hz'lik Full HD ekranı ile hem oyunlarda hem film izlerken hem de telefonu kullanırken üst düzey bir deneyim sunuyor. Fiyatının ötesinde bir performans sunan Realme C55'in çok enteresan ve benim çok beğendiğim bir özelliği daha var. Mini kapsül. Ekrana sorunsuz bir şekilde uyum sağlayan ve delikli kamera oyunun etrafını sararak çığır açan mini kapsül bu yenilikçi teknoloji sürükleyici görüntüleme deneyimini geliştirerek kullanıcılara daha sürükleyici ve büyüleyici bir görsel yolculuk sunuyor. Mini kapsülü 3 farklı şekilde kullanabiliyorsunuz ama önce ayarlamasını göstereyim size. Ayarlara giriyoruz. Realme laboratuvar bölümünü seçiyoruz ve mini kapsülü aktif hale getirmemiz gerekiyor. Burada pil durumu, veri kullanımı ve adım istatistikleri bilgilerini görebiliyorsunuz. Veri kullanımı ve adım istatistikleri OTA'nın gerçekleştirilmesini gerektiriyor. Bunu da söylemiş olayım. 3 farklı senaryomuz var. Birinci senaryoda batarya durumunu görüyorsunuz. Tamamen şarj oldu. Dinamik ışık yeşil yanıyor. Şarj oluyor. Dinamik ışık mavi yanıyor. Düşük pil. Yalnızca %5 pil kaldığında dinamik ışık kırmızı yanıyor. İkinci senaryo veri kullanımı ile ilgili. Günlük limit veri kullanımının %90'ına ulaşıldığında dinamik ışık turuncu renkte yanar. Kullanıcılar limit verilerini kullanımlarına göre ayarlayabilir ve veri bildirim işlemini ancak ayarladıktan sonra kullanabilirler. Burasına dikkat etmeniz gerekiyor. Üçüncü senaryo ise adım istatistikleri. Adım dinamik ışık sarıdır. Her gün saat 21.00'da dinamik çentik açılır ve o gün atılan adım sayısı ve kat edilen mesafe hakkında bir bildirim görüntülenir. Güzel bir özellik. Bu telefonu aldığın zaman mutlaka ve mutlaka bu özelliği açmanızı öneriyorum. Şimdi arkadaşlar Realme C55'in kamera özelliklerine bir bakalım. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar, telefonda şöyle arkasını çevireyim. Gördüğünüz gibi ikili bir kameramız bulunuyor. Bu ikili kamera böyle çok şekilli, afilli bir alan içinde görünüyor. Zaten bundan bahsetmiştim. Bir tanesi 64 megapiksellik bir ana kamera, diğeri ise 2 megapiksellik alan derinliği kamerası. Şimdi asıl olayımız tabii ki kameranın menüsüne girdiğimiz zaman karşımıza çıkıyor. Şimdi HDR özelliğini açıp kapatabiliyoruz. İsterseniz burada bakın açık kapalı otomatik olarak da kullanabiliyorsunuz. Ben otomatik kullanmayı tercih ediyorum. Burada canlı renkler var. Mesela canlı renkleri açtığımız zaman gördüğünüz gibi daha canlı bir şekilde görünüyor bütün renkler. Burada farklı filtrelerimiz var. Burada filtreleri de göstereyim ben size arkadaşlar. Filtrelere baktığımız zaman bir sürü burada filtre var. Siz de istediğinize göre, keyfinize göre, gönlünüze göre farklı farklı filtreleri kullanarak burada fotoğraf çekebiliyorsunuz. Ben şimdi eski haline geri getireyim. Çünkü çok fazla filtre var. Filtre tarafından sonra videoya geçiyoruz. Videoda bizi gördüğünüz gibi neler karşılıyor. Burada hemen şöyle bir bakalım. Şöyle çevireyim arkadaşlar. Ayarlara baktığımızda işte burada gelişmiş ayarlar var. Gelişmiş ayarlarda da selfie çevir, hızlı başlatma hareketi, hızlı paylaş ve düzenle ayarlarını burada görebiliyoruz. Şimdi video çözünürlüğüne bakalım. Video çözünürlüğü 1080p ve istersek de 60 fps olabiliyor. Bence 60 fps tutmakta fayda var. Daha akıcı olacaktır videolar. Onu söylemiş olayım. Şimdi tekrar menümüze gelmiş olalım. Burada sokak diye bir bölüm var. Şimdi bu enteresan bir özellik. Farklı telefonlarda yoktu bu özellik. Mesela bir fotoğraf çekiyorsunuz. Telefonun kendi hafızasında bulunan farklı fotoğraf ayarlarını sokak fotoğrafçılığında otomatik olarak size, sizin için kurgulamış oluyor. Realme C55
12-55. Bu da enteresan fotoğraflar çekmenize katkıda bulunuyor. Mesela birkaç tane çekeyim böyle. Gayet güzel bir şekilde fotoğraf çekildi. Gece modumuz var. Gece modunu görüyorsunuz. Burada gece modu. Tabii şu an gece olmadığı için bu modu kullanmamızın bir manası yok. Ama gece olduğu zaman bu mod çok işe yarıyor. Çünkü çamur gibi fotoğraf çekmemiş oluyorsunuz. Peki diğer modlara bakalım. Portre modumuz var. Tabii ki bunu hem ön hem arka kamerada kullanabiliyorsunuz. 64 megapiksellik modumuz var. Söyledim az önce. Telefon 64 megapiksel çözünürlük sunuyor ama bu moda getirirseniz 64 megapiksel oluyor. Bir tane çekelim. Şöyle çekmiş olduk. Tabii bu fotoğraflar daha yüksek çözünürlükte oluyor. Şöyle göstereyim. Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi şöyle bakın. Burada mangal yapanlar çok daha net ve detaylı bir şekilde görülebiliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 64 megapiksel modunda çok daha yüksek çözünürlükte fotoğraflar çekiyorsunuz. Diğer modlara bakalım isterseniz. Daha fazla diyoruz. Burada profesyonel modumuz var. Profesyonel modda birçok ayar bizleri karşılıyor. Bakın burada beyaz ayarımız var, enstantane ayarımız var, netlik ayarımız var ve EV ayarımız var. Aynı zamanda ISO ayarının da olduğunu söylemiş olayım arkadaşlar. Bunun dışında kapatalım profesyonel modumuzu. Başka hangi modlar var? Hızlandırılmış çekim var. Hyperlapse olarak da geçiyor bu. Ağır çekim modumuz var. Bu ağır çekim modunda da daha yavaş fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bir de panorama modumuz var. Bu modları kullanarak çok daha güzel fotoğraflar çekiyorsunuz. Şimdi gelelim ön kameraya. Ön kamerada tabii birçok özellik var. Birçok ayarımız bulunuyor arkadaşlar. Ön kameramız 8 megapiksel çözünürlük sunuyor arkadaşlar. Burada da birçok farklı modu kullanabiliyorsunuz. Tabii videomuz var. Gördüğünüz gibi video modumuz da var. Video modundaki çözünürlüğe vesaire de bakabiliriz. Bakalım isterseniz. Mesela şöyle çevirmiş olalım. Gelişmiş ayarlarda video çözünürlüğü diyoruz. Burada da 1080p çözünürlük karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle tekrar çevirmiş olalım. Gece modumuz var. Bak çok güzel bir detay var burada. Realme C55'te ön kamerada da gece modu var. Şimdi biliyorsunuz arka kamerada oluyor zaten. Onda sorun yok. Ama ön kamerada çok fazla gece modu bulunmuyor. Realme C55'te bence bu özelliğin olması güzel olmuş. Hoşuma giden özelliklerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Orta seviye bir telefon olmasına rağmen. Ön kamerada aynı zamanda portre modu da var. Arka planı gördüğünüz gibi. Fluo hale getirebiliyorsunuz. Burada bunun çeşitli ayarları da var. Bakın farklı efektler de var bu arada. Bakın görüyorsunuz şu anda. Yüzünüzle ilgili, gözünüzle ilgili daha büyük burnum olsun, daha küçük olsun falan böyle çok detaylı ince ayarlar yapabiliyorsunuz. Kamerada bu tarz özellikler de bulunuyor arkadaşlar. Bu da hoşuma giden fonksiyonlardan bir tanesi oldu. Burada ne kadar hani arka planın ne kadar öleceğini yani ne kadar kaldırılacağınızı veya ne kadar görüneceğini siz kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu anda bayağı bir arkasını fluo yaptım. Böyle yaptığım zaman da arkası oldukça net kalmaya devam ediyor. İşte ön kameramız da bu şekilde. Burada da birçok ayarları da yine burada da panorama var ve hızlandırılmış çekim var. Ön tarafta da bu hem panoramayı kullanabiliyorsunuz. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi. Mesela kalabalık bir selfie çekmek istiyorsunuz. Bu panorama modu sayesinde siz de hemen bu şekilde şöyle bir selfie çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi az önce söyledim 256 GB'ta 50 binden fazla fotoğraf kaydedebiliyorsunuz ve dizi örneğinden vereyim arkadaşlar 860 bölümlük dizi kopyalayabiliyorsunuz 256 GB'ta. Daha ne olsun yani Realme C55 depolama alanı konusunda çok cömert ve size çok büyük bir alan sunuyor. Evet arkadaşlar Realme C55 cep telefonunun kamera detaylarına baktım bir videonun daha sonuna geldik. Bu telefonla ilgili videonun başında söylemiştim detaylı bir inceleme YouTube kanalımda var. Diğer özelliklerini merak edenler o videoyu da izleyebilir. Telefonla ilgili aklınıza takılan soru, fikir ya da görüş varsa yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. YouTube kanalıma abone olmayı ve beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi de unutmayın. Bakın istatistiklere bakıyorum. İzleyenlerin büyük bir çoğunluğu kanala abone değil. Videolarımı izliyorsanız, abone olursanız çok mutlu olurum. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.